Özür dilerim ya. Dur, dur, dur. Şu browser'ı falan kapat. Şurası. O kadar hızlı gerçekleşiyor ki her şey. Bak açtı tarayıcı. Güzel. Gayet güzel. Testi patlatalım. Şöyle gelelim testimize. Bir insan gibi tarayıcıyı kullanıp işlemlerimizi gerçekleştirebiliyor. Playwright'ın bir MCP serverı da var. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Playwright kütüphanesini göstermeyi, anlatmaya çalışacağım. End-to-end -end test nedir? Neye benziyor? Bu konulara değineceğiz. Her ne kadar Playwright test kütüphanesi olsa da son zamanlarda yapay zeka araçları tarafından da sıkça kullanılan bir kütüphane. Dolayısıyla Playwright'ı siz yapay zeka tarafında duymuş olabilirsiniz. Ama esasında bu bir end-to-end -end test aracı. Playwright Microsoft'un bir projesi. Açıkçası böyle olduğunu bilmiyordum. Görünce çok şaşırdım. Ama dediğim gibi sıklıkla birçok AI projesinde kullanılıyor şu anda. End-to-end -end test nedir? Ondan biraz bahsedeyim. End-to-end -end test şu. Bizim yapmış olduğumuz web uygulamalarını ya da mobil uygulamaları bir kullanıcıymış gibi test eden otomasyonlar aslında. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte diyelim ki bir ekran tasarladık. Burada bir düğme var ya da bu ekranda bir metin var. Testlerimizi biz şu şekilde yazıyoruz. Şu sayfaya git, şu düğmeye tıkla, tıklandığında şu sonucu gör. Eğer bu senaryo bu şekilde çalışırsa test geçmiş kabul ediliyor. Çalışmazsa beklenen beklendiği gibi test hata veriyor ve başarısız sonuçlanıyor. Günün sonunda da bize bunları raporluyor Playwright ya da muadil olan Selenium gibi kütüphaneler. Büyük ekiplerde QA adında ekipler oluyor. İşte Quality Assurance dediğimiz. Bu insanlar sizin geliştirmiş olduğunuz uygulamayı alıp aslında kullanıyorlar. Ya da Playwright, Selenium gibi test araçlarını kullanıp testlerini yazıp test senaryolarını test ediyorlar. Tabi ekrandaki her şey için test yazmak anlamlı değil. Daha çok nasıl söyleyeyim işte bir login akışı test ediliyor. Bir ne bileyim bir e-ticaret sitesi ise ürünlerin sepete eklenip sipariş alımına geçmesi ya da satın alma süreçlerinin uçtan uca test edilmesi gibi senaryolar test ediliyor. Çünkü diğer türlü bir sürü test yapmak gerekiyor. Bu konuyu araştırırken Flaky adında bir durum varmış. Onu fark ettim. Öğrendim daha doğrusu. Benim için de iyi oluyor bu arada. Flaky şu demek. Şimdi biz normalde biliyorsunuz birkaç tane test türü var aslında. Unit test var. Integration testler var. End-to-end -end testler var. Biz normalde unit test yazdığımızda yani bir fonksiyonumuz var bizim. Bu fonksiyonun doğru çalışıp çalışmadığını test eden kodu yazıyoruz. Ve dışarıdan bir etki olmadığı sürece bu düzen her zaman düzgün bir şekilde çalışıyor. Yani biz parametreleri veriyoruz bir çıktı bekliyoruz. Ama end to end test de bu durum böyle olmuyor. Şundan dolayı olmuyor. Zaman zaman işte network problemleri oluşabiliyor. Tabi bunları biz mümkün mertebe geliştirici olarak en aza indiriyoruz ama bazen şöyle durumlar oluyor. Bir tıklıyorsunuz örnek olsun diye söylüyorum. Normalde alert çıkması lazımken alert çıkmıyor. Ya da bir fetch ile beraber bir datayı load etmemiz gerekiyorken o network gecikmesinden dolayı load edilmiyor ve testler fail ediyor. Ya da orada normalde 3 saniye beklese test, test düzgün çalışacakken bekleyemediği için çalışmıyor. Aslında Playwright bu noktada bazı iyileştirmeler de yapmış. Selenium'a göre avantajlarından bir tanesi de o kısım. Mümkün mertebe bu flaky durumunu minimuma indirmişler. Bu arada bu durum testle alakalı değil. Bu durum tamamen bu deneyimle alakalı. Çünkü biz kullanıcı olarak da şunu çok sık yaşıyoruz. Normal çalışıyor diyelim. Bazen çalışmıyor ya da yeteri kadar beklemiyoruz. Bunu da yeri gelmişken size paylaşmak istedim. Test konusu başlı başına uzmanlık gerektiren, deneyim gerektiren bir konu. Çok açık konuşmak gerekirse benim çok uğraştığım, gündelik hayatta test yazdığım bir durum söz konusu değil şu sıralar. Ama yine de bilgim dahilinde size konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir proje oluşturalım ve o şekilde devam edelim anlatmaya. Çünkü biliyorsunuz görmeden şey yapmak biraz zor oluyor. Get started diyoruz. Hemen şu npm init şeyini kopyalıyorum. Enter'a basıyorum. TypeScript end to end test. Folder'ın adını soruyor. Bana test olsun. Ne diyor? GitHub Action Workflow. Ya tamam. Default neyse onları kursun. Install. Browser. Start. Sort. Tamam. Kur kardeşim hepsini kursun. Biliyorsunuz bu tip araçlar bir tarayıcıya kaldırıyor. Playwright Chrome. Burada yazıyor da hatta. Şuraya bir tıklayayım tekrar. Ana sayfaya gitmeye çalışayım. İşte Chrome, Edge, Firefox, Safari gibi tarayıcılarda sizin uygulamanızı test edebiliyor. Mesela demin verdiğim örneği pekiştirmek için bir deneyimimi aktarayım size bu noktada. Şimdi normalde biliyorsunuz JavaScript'te alert diye, confirm diye şeyler var. Fonksiyonlar var. Bunlar kullanıcıdan onay almak için ya da kullanıcıya bir şeyi bildirmek için kullanılıyor. Şimdi Chrome'da bu Alert düzgün ekrana bir alert basarken şeyin içerisinde bir iOS uygulamasının içindeki webview'ın içinde mesela o alert'i siz ekranda göremiyorsunuz. Hiçbir hata da olmuyor. Dolayısıyla bir diyelim ki silme işlemi var. Sil düğmesine tıklıyorsunuz. Ekrana bir confirm çıkıyor. Bir onay şeyi istiyor kullanıcıdan. Sileyim mi mi diye ve i̇şte bu fonksiyon dediğim gibi Safari'de çalışmadığı için mobil taraftaki web view'un içerisinde kullanıcı silme işlemini gerçekleştiremiyor ama siz testi yazıp çalıştırdığınızda bu tip bir senaryodan bahsediyorum. Chrome'da kaldırıp çalıştıracağı için düzgün çalıştığını göreceksiniz ama kullanıcı tarafında bunun böyle olmadığını da bilemeyeceksiniz hiçbir zaman. Dolayısıyla hiçbir zaman aslında testler %100 her şeyi cover eder, kapsar diye bir kural yok. Bunu da söyleyelim biri gelmişken. Yüklendi mi test? Bu arada bu kadar konuşuyorum. Sizden bir geri bildirim ricasında bulunayım. Yorumlara yazın. Eğer bu konuşmalar anlamsız, gereksiz, füzülü geliyorsa bunu yazarsanız yorumlara bu şekilde. Böyle şeyleri anlatmadan direkt araçları da sizlere anlatabilir, paylaşabilirim. Ama içimden geçen bir ses şöyle söylüyor. Deneyimleri aktarmak lazım. Çünkü bazen direkt anlattığınızda konu çok fazla anlaşılmıyor ama gerçek dünya örneğiyle beraber pekiştirdiğiniz zaman çok daha anlamlı oluyor deyip devam edelim. Evet uygulamayı kurduk. Şimdi ne yapacağız? Şuraya bir bakalım. Test folder zaten şey sormuştu bize hangi klasörü kullanmak istiyorsunuz diye. Şuna tıklayalım bakalım neye benziyor. Aslında çok basit. Testin bir başlığı var. Has title diye. Title var mı diye bakacağız şimdi ona. Bakacakmışız. Şu sayfaya gidiyor. Playwright.dev Sonrasında da sayfanın title'ında Playwright yazıyor mu yazmıyor mu ona bakıyor bu test adımında. Bu testte de get started linki var mı yok mu onu kontrol ediyormuş. Pardon. Şu gidiyor yine aynen URL'e. Şöyle bir URL varmış. Düğme varmış özür dilerim. Bunu buluyor. Şimdi bakarız ona. Daha doğrusu düğme diyorum ama bir bağlantı varmış. Link varmış. Buna klik tıklıyor. Sonrasında da şuradaki şey gerçekten görünüyor mu görünmüyor mu onu kontrol ediyormuş. Testi başlatalım bakalım ne oluyor. Nasıl başlatacağız peki? Onu bilmiyorum. Şuradan bakalım. MPX Playwright test diyeceğiz. Geldim. Çalıştırdım. Enter'a bastım. Şu anda testi yapıyor. Biz hiç tarayıcı falan göremiyoruz. Muhtemelen headless diye bir e, özelliği var şeyin, headless browser diye. Yani browser aslında şu anda arka tarafta işlemleri yapıyor. Öyle tahmin ediyorum. Ama biz onu göremiyoruz. Onun kesin bir ayarı vardır. Şimdi o ayara bakalım. Bu arada test bitti gördüğünüz gibi 6 tane şey başarılıymış adım. Burada bir yerde headless headless bir şey olması lazım. Kafadan bir alsak burada nerede olabilir o? Şurada olabilir mi? Aynen headless false olsun. Testi tekrar çalıştıralım. Şimdi bir tarayıcıya kaldıracak. Göreceğiz en azından. Aynen. Şimdi bir Chrome kaldırdı ayağı. Ne oluyor? Nightly ne ya? Bu ne? Nightly diye bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Çok ilginç. Şurada bir yerde şu tarayıcıda test et diyebiliyor muyuz acaba? Ha, özür dilerim ya. Dur 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 şu browser'ı falan kapat. Şurası Firefox, WebKit. Şunları commentleyelim. Google Chrome, Microsoft Edge. Tamam Chromium iyidir. Şöyle olsun bakalım ne olacak. Şurayı temizleyelim. Tekrar run diyelim. O kadar hızlı gerçekleşiyor ki her şey. Bak açtı tarayıcıyı. Güzel. Tamam bitti. Tamam gayet güzel. Dolayısıyla demin niye 6 taneydi? 3 farklı tarayıcıda deniyordu. Dolayısıyla iki testten altı tane şey oluyordu. Şurada report'a tıklayalım. indekse tıklayalım. Bunu nasıl görüyoruz? Şurada yazıyordu demin. Şu. Biraz dağınık anlattım. Dediğim gibi benim çok uzmanlık alanım değil. Ama sadece böyle bir şeyin varlığını bilmek bile bence çok kıymetli. Burada neler var? Dark mode. şey? Zart Gördüğünüz gibi testler başarıyla geçti. Hatta bir tane testi patlatalım. Şöyle gelelim testimize. Bakalım nasıl bir şey oluyor deve gitti playwright değil de şöyle bir şey arasın bulamayacağı için hata verecek çalıştıralım pardon şöyle testi çalıştıralım testlerden bir tanesinin patlaması lazım bir tane fail etti gördüğünüz gibi has title diyor tıklıyorsunuz burada playwright xxxx nerede yazıyor Şuraya tıklayalım. Oo, error Context diye de bir şey varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Receiving String de şuymuş. Şuymuş yani. Dolayısıyla bu şekilde testler yazıp frontend uygulamanızın testlerini yazabiliyorsunuz. Bu yazma meselesi bu şekilde testlerinizi yazıp çalıştırabiliyorsunuz. Tabi burada şöyle de bir durum söz konusu. Biz testlerimizi command line'dan da çalıştırabiliriz bu şekilde. Şöyle durduralım burayı. İstersek hatta şurayı şöyle bir küçülteyim önce. Eğer Playwright'ın eklentisini kurarsanız text editörünüze şöyle bir güzellik söz konusu oluyor. Şu tarafa sağ taraftaki itemlara bir tane de şey geliyor. Testing diye bir item geliyor. Bakın şimdi otomatik testleri load etti. Benim iki tane testim varmış. Birinin adı has title, biri de get started link adında. Has title'a gelip sadece bunu buradan run edersem bakın otomatik testi çalıştırıyor. Bitmesini beklememize gerek yok. Patladı yine. Çok güzel. Gelip şu alt tarafta da Playwright sekmesi bulunuyor. Buraya da tıklayıp detayları görebiliyorsunuz. Burada şöyle bir güzellik daha var. Ben onu bilmiyordum. Şöyle. Videoyu uzatmamak için oralara şimdi girmeyeceğim. Record New dediğinizde size bir tarayıcı açıyor şey, eklenti. Siz tarayıcının içerisinde klik 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 yapıyorsunuz. Sizin yerinize eklenti test adımlarını oluşturuyor ve bunları kaydedip sonradan tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel ve önemli bir özellik. İşte yapay zeka tarafında da aslında bir önceki videoda Magnetic UI'yı incelemiştik. Ne oluyordu orada? Biz bana bir bisiklet lazım. Dediğimizde yapay zeka bu bisikleti sahibinden sahibinden.com'da hepsi burada da bulabileceğini biliyor. Playwright gibi aletleri kullanıp insan gibi tarayıcı üzerinden o sitelere erişip ya da bir uçak bileti satın alma sitesi de olabilir bu ne olduğu önemli değil. Bir insan gibi tarayıcıyı kullanıp işlemlerimizi gerçekleştirebiliyor. Playwright'ın bir MCP serverı da var gayet de başarılıymış sanırım. Onu da bir sonraki videoda inceleyeceğim bir aksilik olmazsa. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, işin bu kısmını hiç sevmiyorum bu arada ama mecbur. Başka türlü kimse abone olmuyor kanala. Kanala abone olmayı yok öyle değil. Eğer bu içerik hoşunuza gitmişse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aklınıza takılan ya da önceden deneyimlediğiniz, tecrübe ettiğiniz konuları yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.